Herkese merhaba arkadaşlar, ben Caner. Bugün sizlerle Zora'nın teknik analizini yapacağız. Önümüzdeki süreçte belki 1 yıllık projeksiyonda veya 6 yıllık veya 1,5 yıllık projeksiyonda neler olabileceği hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, benim Zora'ndaki nihai hedefim 25 liradır. Hatta daha önce Zora'nla alakalı videolar çekerek Zora'nın şu an çok ucuz olduğunu, hatta bir ekmek fiyatından, hatta şu an belki önümüzdeki 2-3 ay sonraki dönemde 2 ekmek fiyatına denk gelecek ucuzlukta olduğundan bahsetmiştim sizlere. Zoran gerçekten güzel. Zorlu Holding'in işte farklı yatırım stratejileri, farklı yatırım yelpazesine sahip bir şirketin güzide hisse senetlerinden bir tanesi arkadaşlar. Tabii ki olduğu değerden işlem görüyor mu? Ben olduğu değerden işlem gördüğünü düşünmüyorum ki zaten biliyorsunuz bizim borsamızda çoğu hisse senedi. Ya şöyle bir şey var. Normalde işte borsalarda veya böyle menkul kıymetlerde ederinden az işlem görenler, ederinde işlem görenler ve ederinden fazla işlem görenler diye 3 ayrılır. Ama bizim borsamızda böyle bir şey yok. Bizim borsamızda ya ederinden az fiyatta işlem görüyor ya da ederinden fazla fiyatta işlem görüyor. Bunun sebebi de işte manipülasyon, spekülasyon. Ondan sonra teknik analiz, temel analiz, takas bilgisizliği, milletin duyumla iş yapması, bunlardan kaynaklı arkadaşlar. Ondan önce şimdi videoya geçmeden önce kanalda arkadaşlar bir sürü video var. Zaten bunu artık anlatmama gerek yok. Burada da gelip bu videolardan faydalanabilirsiniz ki burada gerçekten güzel işte tarama videoları olsun, temeli teknik güçlü hisseler şurada olduğu gibi üçle veya kimsenin size öğretmediği videolar olsun. Mesela düşeni kıran hisselerde tavanı bulmak şeklinde bir video var mesela, 7200 izlenmiş. Bu tarz bir videoyu YouTube'da bulamazsınız. Hani bir eşi benzeri yok denilebilecek videolardan bir tanesi. Çünkü bu genel olarak belli bir terimin videolaştırılmış hali arkadaşlarım. Gelip kanalda abone olup beğenirseniz sevinirim. Bu arada oruçta bu videoyu çekiyorum. Yani oruçluyum arkadaşlar. O yüzden lisan edersek affola. Ki bunu söylerken bile sürçülisan ettik. Neyse, şimdi değerleme kısmına gelelim arkadaşlar. Şimdi ben her zaman şundan bahsediyorum. Böyle köklü şirketlerde, hani Zoren olsun, Tüpraş olsun, Frosa olsun, bu tarz şirketlerde değerlemenizi her zaman dolara göre yapacaksınız. Dolar bazlı değerlendireceksiniz. Mesela Türk lirası olarak hangi şirketlere bakabiliriz? Mesela spek hisseler oluyor bazen veya böyle dolaşım, fiili dolaşım oranı az hisseler oluyor. Onlara bakarsanız Türk lirası olarak kısa vadede güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ama biz uzun projeksiyonda baktığımız için dolarla bakmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Yani şahsen ben bu şekilde düşünüyorum. Bir kanal var arkadaşlar. 2023'ten beri, yani geçmiş buna 1,5, şu 2023'ün de biraz önüne arkasına sarkıyor yani. Buna işte ne kadar diyebiliriz? 1,5 senelik bir kanal içerisinde ilerleyen bir Zoren'imiz var. Bu Zoren bir kanal dibine gitmiş, sonra tekrar kanalımızın en üst direncine değmiş. Oradan aşağıda şu an tam böyle orta kıvamda. Böyle bir haber gelse de veya bir olay olsa da ben düşsem veya bir olay olsa da ben uçsam gibisinden bir hallerde bekliyor. Şimdi günlükte zaten gördüğünüz üzere bu şekilde gözüküyor. Bundan önce size şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Hisse senetlerini alırken bu Zoren olsun, Zoren özelinde şu an video çektiğim için Zoren'den örnek veriyorum veya başka bir hisse senedi de olabilir. Bu hisse senedinin artış veya azalış trendi içerisinde olduğunu ve yani ayıda mı boğada mı olduğunu çok iyi analiz etmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Çünkü bunu bu analizden farklı olarak söylemek istiyorum. Şöyle bir şey oluyor. Mesela İşte boğa sezonlarında şu şekilde ilerlemeler görürken, işte ayı piyasalarında şu şekilde ilerlemeler görüyoruz. Mesela boğa piyasasında şuradan hisse senedi alsan da bu düzeltme düşüşünden sonra hisse zaten yükseliyor. O yüzden senin terste kalma gibi bir durumun, hani çok büyük bir şey olmazsa, mesela ülken savaşa girmezse veya ülkede darbe olmazsa, başka bir şey olmazsa, işte finansal bir kriz yaşanmazsa tarzı şey, olaylarda her türlü zaten boğa piyasasında para kazanıyorsunuz. Sadece bu paranın oranı değişiyor. Mesela bazen %30 oluyor, bazen %300 oluyor. Ama ayı piyasalarında şuna dikkat etmeniz lazım. Bazen göstergeler şurada mesela al giriyor. Siz burada hisseye giriyorsunuz. Şurada satmıyorsunuz. Ondan sonra şelale oluyor, aşağı akıyor. Siz bundan kurtulamıyorsunuz. Belki 1 yıl, belki 2 yıl hisselerde terste kalıyorsunuz. Hisselerde kalıyorsunuz. Ona da dikkat etmenizi öneririm. O yüzden hisselere bakarken, teknik açıdan bakarken bunun
bu söylediğim şeyin sizin için bir ön koşul olmasını istiyorum. O yüzden burada da size göstereceğim. Mesela bakıyoruz şu an süper trend, trend takibi açısından en iyi indikatörlerden bir tanesi. Şu an alış sezonunda, yani şu an boğa sezonunda gözüküyor. Bir mevcut trendin, yükseliş trendinin olduğunu söylüyor bize burada. Bunu da size teknik analizde bir farkındalık olması açısından söylemiştim. Aslında mesela bakıldığı zaman son işlem gününde, yani cuma günü 4,75 ile kapatmış. Zoran'a göre gerçekten iyi bir fiyat. Ki Zoran hani tosba diye nitelendireceğim bir hisse senedi. Peki neden böyle bir yükseliş olmuş? Onun sebebini de hemen şu şekilde TR bazlı olarak size açıklayayım arkadaşlar. Neyi alalım? Bir saniye. Şunu alalım. Şöyle gördüğünüz üzere bir düşenimiz var arkadaşlar. Şurada çizersek daha net olur. Şöyle. Bu düşenin çalıştığını nereden anlıyoruz? Bu düşenin çalıştığını şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Şu düşenin en üst noktasına bakarsanız ve hacime bakarsanız burada çok yüksek bir hacim olduğunu görürsünüz. Ki bu hem kanalın kırılımı ile alakalı bir olay, hem de zaten buradan aşağı sekmiş. Onun dışında tekrar bu bir hacim yüksekliği yaşamış şurada. Buradaki hacim yüksekliğinin kanalın, yani kanalın direnci ile alakası olmadığını görüyorsunuz. Peki ne ile alakalı? Buradaki düşenle alakalı. Gördüğünüz gibi düşeni kıramamış. Ondan sonra tekrar aşağı yönlü bir sarkma yaşamış. Burada yine hacim çok yüksek ve yine burada kanalı denemiş arkadaşlar. Yukarı yönlü kırıp kırmadığını veya kırıp kıramayacağını göreceğiz ki önümüzde çok önemli bir seçim var. Gerçekten bu seçim her şeyi değiştirecek. Hisse senetleri açısından yani bunu söyleyebilirim. Çünkü seçimler biraz doların seçimlerden önce dolar biraz baskılanıyor arkadaşlarım. Belki de bunu hani biliyorsunuz, artık bunu hani bilmeyen yok. Hani birinci sınıftaki çocuğa sorarsanız o da biliyor. Şöyle bir şey oluyor. Mesela şu an dolar işte 30 lira civarlarında bir şey. Ya 32 idi en son yanlış hatırlamıyorsam. Burada baskılanıyor yani. Apaçık bir şekilde ortada. Ne olacak? Seçim bittikten sonra bu baskı yavaş yavaş ortadan kalkacak. Ondan sonra dolar bir noktada belki 40'a belki 45 liralara fırlayacak. Bu tabii ki şeye etkileyecek. Borsa etkileyecek ki zaten ekonomi bakanımızın işte önümüzdeki 1,5 sene açısından çok ciddi bir enflasyonun olacağını, enflasyonun zirvesini yani 1,5 sene olarak öngördüğünü, yani 1,5, bu seçimden önce aslında Cumhurbaşkanı seçimden önce 6 aydı. Şu an 1,5 seneye çıktı. 1,5 sene çok yüksek enflasyonlardan işlem göreceğiz. Tabii ki enflasyon borsaya yarıyor arkadaşlar. Bu borsacılar açısından iyi bir şey ama halkımız açısından kötü bir şey. Onun dışında TR bazlı değerlendirmemizi yapacak olursak da şu şekilde bir değerlendirme yapabilirim. Aslında TR bazlı değerlendirmede şöyle bir sin formasyonun oluştuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Sin formasyonunda ne olduğunu size kaba tabirle çizeyim arkadaşlar. Sin formasyonu genelde şu şekilde oluyor. Bu Arapçadaki sin harfi ile alakalı arkadaşlarım. Şu şekilde. Yani bu Arapça harflerden sin harfine benzediği için şurada aslında bir fincan kulp formasyonunun küçük bir kulp yapmış ve eklenmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Biz buna sin formasyonu diyoruz. Gördüğünüz gibi yatayda da bir sin formasyonu yaptığını düşünüyorum. Burada seçime bağlı, burayı kıramazsa tekrar bir dönüş alıp burada kanal dibinden güçlü bir dönüş alıp, ama kanal dibinden güçlü bir dönüş arkadaşlarım. Çünkü kanal dibinden başlayan trendler genelde gerçekten güzel kazandırıyor ki şuradan gördüğünüz gibi veya burada gördüğünüz üzere buradan tekrar yukarı yönlü bir hareketin başlayacağını öngörüyorum. Burada tamamen kırıp kırmaması seçimle alakalı bir konu. Çünkü seçimin sonucu biraz sonra dolar bazlı grafikte değerlendireceğim üzere çok etkileyecektir arkadaşlarım. Şimdi dolar bazlıya geçeceğiz. Aslında bizi ilgilendiren mevzu bu. Şöyle dolar bazlı grafiğe geçelim. Daha önce de zaten tahminler yapmıştım. Burada bir şey formasyonu vardı arkadaşlarım. Orçluyum aklıma gelmiyor. Şöyle bir çanak formasyonu vardı. Yani çanak vardı. Burada çanağı tamamlayıp 0.26 USD'ye kadar, yani 0.26 dolara kadar çıkmıştı. Onu bilmiştik. Şimdi burada da yine aynı mevzu var arkadaşlarım. Bunu yine haftalıkta bakıldığı zaman daha net görülecek. Şöyle tekrar çizelim haftalıkta. Şöyle. Bir saniye şunu sileyim. Şöyle gelip alacağız. Şöyle tepenin, yani kanalın direncinin oradan aşağı yönlü çektiğimiz zaman belki de daha net görünecek. Şu şekilde çekebilirsek çektik. Şöyle arkadaşlarım, burada aslında projeksiyon biraz daha geniş. Türk lirasına bakıldığı zaman, yani şöyle şuradan en üst noktasından aldığım zaman yüzde, belki buraya kadar %40'lık bir marş var. Ama bu işte az önce bahsettiğim olayla dolayı, mesela bu dolar bazlı grafik olduğu için yani 30 liranın
farkıyla 45 liranın farkı çok fark ediyor. Yani 1 dolar 30 TL, 1 dolar 45 TL burada çok fark ediyor. Mesela şuradaki yükseliş projeksiyonu işte %40-50 arasında değişiyorsa 1 TL eşittir 1 dolar eşittir 30 TL'de, bu dolar arttıkça buradaki projeksiyon da artacaktır. Bu ne açıdan kötü? Bu şu açıdan kötü arkadaşlarım. Hisse senedi şu bölgede, yani az önce size gösterdiğim bölgede, şu yükseliş bölgesinde belli bir momentum kazanarak yükselir hisse senetleri. Fakat buradaki mesafe arttıkça alıcının veya işte elinde tutan insanların şeyi de biraz kırılır, şevki de kırılır. İşte oradaki hacim bir noktada kırıldığı için, volatilite bir noktada düştüğü için buradaki fark açılırsa, yani buradaki makas açılırsa düşüş de yani elzem olur. Yükseliş o kadar sıkıntıya giriyor diyebilirim arkadaşlarım. Yani dolar artarsa buradaki makas da artacağı için buradaki yükseliş bir noktada sıkıntıya girebilir, yavaşlayabilir. Onun dışında bu hissede önemli olan şey şu. Ben mesela bu hissede neden sürekli 25 liralara 30 liralardan bahsediyorum? Onun sebebini de size şu şekilde göstereyim. Aylık grafiği açtığımız zaman şöyle bir aylık grafikte arkadaşlarım, bu hisse zamanında 0,80 dolarlardan işlem görüyormuş. İşte o da tekabül, şimdiki dolar kuruna bakıldığı zaman hani işte ne kadar 3,2 %10 alırsan işte 24-25 liralara denk geliyor. İşte hani bu dolar kuru arttığı zaman tabii ki güncellenir. Şöyle buradaki önemli olan şey şu arkadaşlar. Burada ana bir düşeni kıran mevzusu var. Onu da şu şekilde size göstereyim. Bu kırılırsa gerçekten çok ciddi bir şekilde hissede bir yükseliş patlaması görebiliriz. Onu da şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz üzere şurada bir temas var hisseye. Yani fiyat mum barlarına çizebilirsem. Şurada bir temas var. Onun dışına geliyoruz. Şurada bir temas var. Şurada bir temas var ki arkadaşlar hiçbir şey alelade değil. Özellikle böyle büyük şirketlerde dönüş yerleri gerçekten belli bir sistematiğe göre yapılıyor. Yani belli bir sistematiğe göre, yani alelade hadi hop buradan döndük, işte şurada yatırımcı azaldı, şöyle oldu böyle oldu değil. Burada her şey belli. Her şeyin bir şeyi var. Bir sistemi var. Burada da gördüğünüz üzere aslında şu bölgelerde biraz bu ana düşen trendi, ana düşeni kırmaya yönelik bir şey olmuş. Bu ana düşen bu arada 2009'dan beri gelen bir düşen hani arkadaşlarım. İşte firma şu anki benim az önce bahsettiğim 0,80 dolarları işte 2009 dönemlerinde yaşamış ve burada bir düşen var ve bu düşeni kırarsak dediğim gibi çok ciddi patlamalar yaşayıp işte ön hedef olarak şu şekilde söyleyebilirim. Şöyle şu noktaya, ondan sonra düşen noktalarına, yani şu noktaya, yani 0,80 dolar noktalarına gidebilir. Yani 0,61 dolar bugün 3,2'den hesaplayınca işte 20 lira seviyelerine, 18-20 lira seviyelerine 0,80 USD'de işte ne kadar, işte az önce bahsettik 3,2 çarpı 8'den işte 24 nokta işte 24-26 arasına gider. Burada da eğer bu düşen kırılırsa o şekilde bir hareket olabilir. Şu an benim öngörümü sizlerle paylaşayım. Şöyle şu noktada sin formasyonu USD bazlı grafikte de görüldüğü üzere var. Şuradan gelmiş, çizebilirsek aşağı yönlü, buradan tekrar yukarı denemiş, gelmiş aşağıda. Buradan muhakkak arkadaşlarım seçim sonucuna göre, ki yine onu tekrarlıyorum, yukarı yönlü bir deneme yapabilir. En azından şu mevcut ana düşenle alakalı şu mevcut düşene kadar çıkabilir. İşte bakın bu mevcut düşenden sonrası bize tamamen yani seçimin göstereceği bir olay. Yani buradan belki yukarı da gidebilir. Tamamen seçim sonucuna bağlı bir olay. Aşağı yönlü de gidebilir. Fakat ben buradan seçim sonucunda hani ne olursa olsun bir noktada hisselerin, Türk borsasındaki hisselerin önümüzdeki 1,5 sene içerisinde çok finansal açıdan zorluk çekeceğini düşünüyorum. Hem faiz oranlarının bu kadar yüksek olması, hem de onun dışında böyle enflasyonun çok ciddi patlama yaşamasıyla belki firmalarda işten çıkarmalar, yani işçiler işten çıkarmalar veya işte yatırımları için kredi bulma açısından sıkıntılar çekeceğini düşünüyorum. Onun dışında yani ne olur buradan seker. Yani ilk opsiyonumuz bu. Yani seçimden sonra dolar 40 liraya giderse, dolar 40 TL'ye giderse ve enflasyon bu şekilde ve artarak devam ederse hisse senedi şu göstermiş olduğum ana siyah düşenden döner, tekrar gelir kanal dibinden,
burada yine yukarı yönlü bir hareket başlatabilir. Fakat hadi bir şey oldu Türkiye'de. Ne oldu? İşte seçimlerde, seçimlerden sonra çok ciddi bir işte refah seviyesine ulaşıldı. İşte her şey rayına oturdu. İşte finansal piyasalar düzeltildi. Enflasyon aylara bakıldığı zaman düşüyor. Bu noktadan sonra bu hisse senedi az önce size bahsettiğim hedeflerine, yani önce 18-20 TL arasına, sonra da 25-30 TL aralarına ilerler. Net bir ilerleyiş sergiler. Zaten uzun vadeli projeksiyondan bundan bahsediyorum. Yani 2009'da bir 0,80 USD'lik bir dönem olmuş. Benim hani buradaki bahsettiğim 16-30 lira dönemlerde, hani bir sene sonra, iki sene sonraki dönemden kastetmiyorum arkadaşlar. Benim buradaki bahsettiğim uzun projeksiyon. Yani mesela nasıl söyleyebiliriz? Bundan 5 sene sonrası veya bundan 6 sene sonrasına bir yönelik bir tahmin arkadaşlarım. Zaten hisse senedi de gerçekten o şekilde ilerliyor. Hani burada bir aslında dinleniş yaptığını görebiliyoruz. Yani bir durgunluk sürecinde olduğunu görüyoruz ki hani bakıldığı zaman şöyle büyük resme bakıldığı zaman, yani bir aylık grafiği açtığım zaman şunu görebiliyorum net. Bu hisse düşüş trendinde. İşte bu düşüş trendi kırıldığı zaman bizim için 16 lira 30 lira seviyelerine hareket o zaman başlayacaktır arkadaşlarım. Kelimeleri toparlamakta çok zorlandım. Oruçluyum. İftara da bir saat falan kaldı. O yüzden sürçülisan ettim. Affola. Böyle bazen kelimeleri birleştirmekte sıkıntı çektim. Umarım dediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar.